Herkese merhabalar yeni bir video ile daha karşınızdayız x100 endeksinin değerlendirmesiyle başlayacağız bu videomuzdaki anlatımlar tamamen teknik içerikli olup kesinlikle al saat içermemektedir Evet öncelikle x100 endeksinin oluşan destek ve dirençlerimiz neler ona bakalım öncelikle şuradan baz alarak şu şekilde bir trend oluşturalım. Evet. Birinci planda takip etmemiz gereken e, şu siyah çizgimiz üzerinde olumluyuz arkadaşlar. Altı negatif. Evet. Hemen şu şekilde siyah çizgimizi çizelim. Evet. 90 bin üzerinde olumluyuz altında e, bizi bekleyen 88 bin 86 binler mevcut şu anda 93 bin bandında seyrediyoruz şimdi burada bizim dikkatimizi çeken e, bir durum daha söz konusu bakınız Şuradaki direnç Yani bu bizim için artık önemli bir direnç hemen e, fiyat etiketimizi yapıştıralım Evet. Arkadaşlar e, 93.785 bizim için önemli bir direnç konumunda. Evet şöyle büyütelim. Evet. Şu anda 93 binlerdeyiz. 93.785 gibi bir kapanış e, bizim için olumlu olacaktır. E, şimdi bir omuz baş bir sağ omuz yani ters omuz baş bir sağ ters omuz ortaya çıkar ise e, yeni bir yükseliş başlangıcı olabilir ancak e, her zaman için diyorum ki temkinli olmakta fayda var bu kırılım eğer gerçekleşmez ise 93.785 e, biraz e, geri çekilmenizde fayda var diyoruz arkadaşlar çünkü önemli bir direnç konumunda şu an itibariyle evet görüldüğü üzere. 93 bin e, gün içerisinde şöyle baktığımız zaman bir 93.500'e gelmişiz. Evet. Hemen yerine koyalım. Evet arkadaşlar 93.785 dirençli ve desteğimizi de tabi hemen çizelim burada. E, bu tabi daha önce çizmiş olduklarımız. Şunlar. Yani, en birinci ikinci dalga desteklerimiz. E, burada hemen. sol ters omuz bizim için artık destek konumunda. Hemen o grafiği de çizelim. kullanıyorum Evet, fiyat etiketimizi de yapıştıralım. Arkadaşlar şu an itibariyle e, 92.686 ve 93.785 destek ve dirençlerinde e, devam edeceğiz. E, bu böyle bilinsin çünkü e, gördüğünüz gibi sol e, ters omuz ve ters omuzun tepe kısmı e, artık 92.600 ve 93.700'leri gösteriyor. Bu takipte e, şekil alalım arkadaşlar. 100 endeksinde. Şöyle USD Türk lirası lirasına bakalım. Çünkü bir düşüş kanal trendindeydi ve o trend halen e, devam ediyor. Evet. Şimdi burada da Görüldüğü üzere bir Evet şöyle şunu düzgünce yapalım. Evet Hemen büyütelim burayı. Şu anda tam sınırdayız. Eğer e, takriben 5047'ler e, 5.47 TL'ler aşağı kırılırsa düşüşün devamı gelebilir. E, hemen fiyat etiketimizi yapıştıralım. Evet 5.47 e, önemli bir destek konumunda şu anda. 5.47'nin altına düşer ise e, düşüş e, devam eder arkadaşlar. Şöyle bir Buradan da bir çizgi çizelim. Şu şekilde trendimizi. Hemen şu şekilde şurayı da alalım. Evet. Şu anki görmüş olduğumuz e, dolar grafimiz. Şimdi burada kırılımın e, nereye olacağını, hangi yönde olacağını biz bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet. 5.47 bizim için önemli. 6 ve üstü diyebiliriz artık. Evet. Hemen birkaç tane hisseye de bakalım. Örneğin Ereğli'ye bakalım. Evet Ereğli toparlamaya başladı kendini. Ki Ereğli şu şekilde bariz bir al üretmiş. ikili dip yapmış. Şöyle ilgili büyültelim Ereğli'yi. Evet. Ereğli'de 9.06 stoplu devam edilebilir. 9.06 bizim için destek konumunda. Ee, hemen şöyle bir de Mac'de bakalım Ereğli'de. Çünkü Ereğli'de Mac gibi, RIC gibi intikatörlerimiz e, genelde olumlu neticeler verebiliyor. Evet. Görüldüğü üzere Mac'de de hemen şöyle küçültelim. Bakınız eğer e, mavi kırmızıyı keser ise al sinyali üretmiş olacaktır arkadaşlar. Evet. Ereğli hissemiz 9.06 destekli takip edilmeli diyoruz. Hemen e, Türk Hava Yolları'na bakalım. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları'nın desteklerini de çizelim. Evet, 14.01 destekli Türk Hava Yolları 14 diyelim destekli takibini sağlıyoruz direnç noktamız 14.63 arkadaşlar evet 14 63 üzerinde yeni bir yükseliş başlayabilir atamaz ise sıkıntılı aşağıda 14 bizi bekliyor diyelim Cam bakalım. Evet bizim camaş ee, şöyle tekrar şey yapalım. Evet Ise nereden alınır'ın en güzel e, cevabını bu hafta bize hatta geçen hafta diyelim Cemaş gösterdi. Bakınız. Evet görüldüğü üzere Cemaş e, bizi yanıltmadı. E, bizi e, artık onaylamış oldu. Evet şöyle bakınız desteklerimizi görüyorsunuz ve bizim e, artık burada hareket başlayacak dediğimiz noktada 3 numaralı nokta Evet Cemaş şu anda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Siyah tren çizgimiz üzerinde cemaş için e, olumluyuz. Evet. Şöyle diyelim. E, yükselen kanal trendimiz neydi? Her bir dibin e, daha yukarıda oluşmasıydı değil mi? Şimdi bakıyoruz her bir dip daha yukarıda oluşmuş. Biz 3. 4. sırada oluşan dipte al üretmişti 2.70-2.80'lerde ve şu anda hissemiz 3.12'lerde arkadaşlar. Evet, Cemaş'ta durum bu şekilde. DataGate'e bakalım. Data de büyütelim. Şimdi data gate daha aynı şekilde ee, Evet. Nerede durulup nerede gidilmesi gerektiği net bir şekilde ortada. Bakın şu şekilde trendimizi çizdikten sonra ekranımızı büyütelim. Şimdi burada bir ikili dip formasyonunu görüyoruz. Ee, Evet 4.60 e, al üretmişti 4.60 stoplu e, bu hisse önemliydi görüldüğü üzere. Evet e, 4.60 toplu pozitif arkadaşlar. E, tren çizgisi içerisinde kaldığı müddetçe ve 4.60 üzerinde tutunduğu müddetçe data gate olumlu diyoruz. Evet İzmit piston'a bakalım. Evet, İzmit Piston'da e, kasasında dolar fazlası olan, e, döviz fazlası olan, e, temettü dağıtan, e, olumlu şirketlerden birisi arkadaşlar. Evet, İzmit Piston için daha önce... Evet 18.09 üzerinde İzmit Piston olumlu ve yükselen e, kanal trendimiz hemen onun rengini farklı bir renk yapalım. Evet kırmızı olan çizgimiz yükselen kanal trendimiz üzerinde tutulması olumlu. 18.09 stoplu pozitif bir durum söz konusu arkadaşlar. Hemen şu şekilde büyütelim geniş bir alanda bakalım. Evet. Pet kime bakalım? Evet, pet gibi de aynı şekilde e, 5.06 üzerinde olumlu diyoruz pet kimide. Evet. Evet, demissas döküm, demsas. Bakın, demsas e, 283'te al üretmiş. Şu anda 305 ee, bu aşamadan sonra dem bakılması gereken arkadaşlar e, şu Tepe direnç kısmının aşılması olacaktır hemen e, demsta destek ve direnç noktalarımızı şöyle fiyat barlarımızı yapıştıralım. 308 destek arkadaşlar. Şey pardon 308 direnç. 303 destek 303 ve 308 arasında takibi sağlanmalı. 303'ün altına sarkması negatif. 308'in üstünde de pozitif arkadaşlar. Orgi'ye bakalım. Arkadaşlar kesinlikle bu tür yükselişler aldatmasın sizi. Her zaman desteğiniz, direnciniz olsun. Bu önemli. Orge şu anda 3.07 destekle devam edilebilir. 3.07'nin altı negatif. Şişe cama bakalım. Şişe 4.56 destekli takip edilebilir. Ee, bizim için önemli olan bir direnç var. Hemen onu da çizelim. Evet 4.87 direnç arkadaşlar. 4.87 aşılır ise kapanışı 4.87 üzerinde bugün için yapabilirse e, olumlu diyebiliriz Evet arkadaşlar e, bu videolarda size sadece e, destek biletleri e, göstermiş oldum herhangi bir formasyon e, bir ikili dip formasyonu haricinde bir formasyon da çıkmadı karşımıza e, Evet arkadaşlar Herkese hayırlı cumalar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, tekrar görüşmek üzere.